Merhaba arkadaşlar, nur gülüntü ve yolları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olmayı, emeklerim için de beğeni ve yorum yaparak bana destek olmayı unutmayın. Saat köşedeki kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilir. Zil butonunu açarak da çektiğim videolardan haberdar olabilirsiniz. Kanalıma abone olmak ücretsizdir. Ücretsiz bir şekilde abone olabilir. Zil butonunu da aktif hale getirerek attığım videolardan ilk önce siz haberdar olabilirsiniz arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar, eğinyesi modelimiz bu. Bu modeli zıya çevireceğim. Ee, daha önce hazırlamadım arkadaşlar. Beraber yapalım diye şöyle bir al suyunu hazırladım. Bir tane kenar ara suyuyla. Şöyle kayamızdan yaptık arkadaşlar. Şimdi modelimizin anlatım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar. Şöyle tığ battılarımızı hazırladık. Tığ battımızın içine sık iğne ile sabitledik. Ben modeli maçlı olduğu için 5 tane ara mesafesi vereceğim bu şekilde. Şöyle ilk başlar gibi aynı başlıyorum. Tığ battımın içine sık iğne ile girip 1 ve 2 zincir çekiyorum. Bir defa tığımı doladım. Hemen tığ battımızın içine girip 2 2 alarak buraya bir trabzan yaptım. Ve 4 tane zincir çekiyorum. Yaptığım bu trabzanın ara kısmından girip sık iğne ile sabitliyorum. Yanına hemen bir sık iğne. Ve bir iki zincir. Tığ battığımızın içine sık iğne ile girip bu şekilde ara suyu yapıyorum. Bu da arkadaşlar o gösterdiğim iğne oyasının ara suyuna benziyor. Şöyle tepesinde tomurcuk olan ara suyuna benziyor. Bakın bu şekilde. Bu ara çok seviyorum arkadaşlar. Ara ara da size gösteriyorum zaten. Duruşu iğne yasının ara suyunun duruşlarına çok benzetiyorum. Evet şimdi ara mesafesi olarak buraya 3 tane 4 tane de kayamız için tığ battı. Hazırlayalım. Şöyle 3 zincirimi çekiyorum. Sıkı sıkı şöyle 3 zincirimizi çekelim. Hemen tığ battımızın içine girip tığ battı. 3 zincirimi çektim. Hemen yandaki tığ battım sabitliyorum 3 zincirimi çektim tığ battımın içine girip sabitledim 1 2 ve 3 zincir kapatıyorum bu şekilde 1 2 3 zincir 4 oldu 5 6 ve Yedinci ve sonuncu bu şekilde tığ battıma girip sabitledim. Şimdi şöyle bir zinciri çekiyorum. Dönüyorum ters tarafına. En son yaptığım tığ battımın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum. 3 zincirimi çekiyorum. Buraya bu şekilde 3 tane tığ battı yapıyorum. 1, 2 ve 3 zincir. Kapattım. 1 2 3 zincir dibini şöyle gayet sıkı yapıp o tutturmaya çalışın arkadaşlar bir zincirimi çekiyorum şöyle dibine sıkıca şöyle ters tarafına döndüm Pardon düz tarafına döndüm şöyle hemen kenarına buraya bir zincirimi sık iğne ile sabitledim yine aynı şekilde 3 zincir sıradaki tığ battıya girip sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum tekrar 3 zincir ve tığ battımızın içine girip sık iğne ile sabitliyorum. Hemen 3 zincir dibinde değil arkadaşlar bakın. Bir sonraki şöyle dönüş yaptım. Yuvanın içine 3 zincirimi kapattım. Tekrar 3 zincirimi çekip tığ battımın içine girip şu şekilde sık iğne ile sabitliyorum. Kayamız hazır. Şimdi arası olarak başında yaptığımız bu 3 tığ battığıyla kirpikli üçgen trabzanı yapacağız hemen 3 zincirimi çekiyorum 3 zincirimi çekiyorum ve buraya tığ battığımın içine sık iğne ile sabitliyorum yine 3 zincir tığ battığımın içine girip sabitledim bakın 1 2 3 zincir 3 tane tığ battığı yaptık kayadan sonra Bakın ara mesafemiz 3 tığ battı. 3 tane zürafa. Hemen 2 zincir bir defa doluyorum. Yandaki tığ battıya girdim. 2, 2 olarak aldım. Tekrar 4 zincirden tomurcuk yapıyoruz. Sık iğne ile sabitleyip dibine tomurcuğun dibine bir sık iğne. 2 zincir hemen sıradaki tığ battına girdim. Kapattım. 1 iki zincir bakın çok hoş duruyor arkadaşlar bir defa doladım tığ battımın içine girip 2 2 alarak bir trabzan yaptım 4 zincir hemen sık iğne ile buraya sabitliyorum dibine de bir sık iğne yapıyorum 1 2 zincirimi çektim buraya tığ battımın içine sık iğne ile sabitliyorum. Evet arkadaşlar bu şekilde ara mesafesini ben Burada da olduğu gibi 5 tane koydum. Siz de fazla uzatmadan bu şekilde 5 en fazla 7 koymanız yeterli olacak. Şimdi çiçeğimizin yapım kısmına geçelim. Evet arkadaşlar modelimizin şöyle ters tarafını çevirip hemen çiçeğimizin yapımına başlayacağız. Buradaki ilk tığ içine girip ipimi sık iğne ile buraya sabit ve 8 tane zincir çekiyorum. 6 7 ve 8. Hemen kapattım bu şekilde. 8 zincirimi buraya şöyle 2 zincirle dönüyoruz tekrar düz yüzüne. Şimdi yuvamızın içine yaprağımızın yapımına başlayalım. 2 zincirden bir tane minik bir yuva yaptım. Tekrar ikinci yuvamı da bu şekilde yaptım 3 zincir düz yüzüne dönüyorum yani dönerek yapıyoruz arkadaşlar düz mü ters mi neresindeyiz hemen buraya bu 3 zincirimi sık iğne ile sabitledim sadece köşelerde 3 şöyle ortalarda 2 zincir tekrar bakın ilk yaptığımız zincirimizin içine girdik sık iğne ile 1 iki zincirimi sıkı sıkı çekiyorum yine buraya tekrar iki zincirli aynı yuvanın içine bir tane daha yuva yapıp burayı 3 yuvaya tamamladım köşe olduğu için sıkı sıkı 3 tane zincirimi çektim hemen bakın aynı şey yani hemen yanındaki yuvanın içine bu şekilde yaptım tekrar iki zincir Evet bu şekilde bir iki zincir çekerek yuvalarımızı yapıyoruz sonuncu yuvamıza geldik bu sonuncu yuvamızın içine bir iki zincirimi çekip bakın dörde 3 olan yuvam dörde çoğaldı bir zincirimi çekiyorum şöyle döndüm bu şekilde ters tarafına hemen köşedeki yuvamızın içine giriyorum ve buraya sık iğne ile sabit bir iki zincir tekrar iki zincir sıradaki yuvaya kapattım bir iki zincir sıradaki yuvaya kapattım evet dört olan yuvamız üç oldu tekrar bir zincirimi çekiyorum ve sık iğne ile sabitliyorum 2 zincir yuvaya girip sabitliyorum. 1 2 zincir bakın. En köşedeki yuvaya girdim, sabitledim. Evet arkadaşlar, yaprağımız bu şekilde bakın bitiyor. Sonuncu yuvaya da sık iğne ile girdim. 2 zincirimi çekip bu şekilde kapattım. Şöyle içine dönüş yapmıyorum arkadaşlar. Böyle kenar yapacağımız için. Ve ipimi burada hemen kopartıyorum. Şöyle yakın koparıyorum. Şöyle düz yüzünden arkaya doğru yakayacağım. Yine aynı öbür yaprakları da iki tane daha yaprak yapıp arkadaşlar bu şekilde dörde kadar çoğaltıp sonra azaltacağız. Evet arkadaşlar yapraklarımız hazır şöyle arka yüzüne çevirdim bakın dörde kadar çoğalttığımız yer bu şekilde 1 2 3 ve 4 buradan hemen giriyorum bu şekilde sık iğne ile sabitliyorum ve 5 tane zincir çekiyorum 3 4 ve 5 5 zincirimi Bakın burada bir tane boşluk bırakıp bu araya hani e, kesim işlemi yapmak için girdiğimiz yuva şu şekilde gösterin bakın. Buradaki tümseyi hemen bunun altına bu şekilde 5 zincirimi kapattım. Yine 5 zincir çekiyorum. 2, 3, 4 ve 5 zincir. Tek kalan en tepedeki noktaya da bu şekilde 5 zincirimi kapatıyorum. Yine 5 zincir Bakın bunun karşılığı olan arkadaşlar hemen yuvanın içine bu şekilde 5 zincirimi yine kapattım. Bakın tepe noktasına tek onun kenarlarında şöyle tepenin kenarlarında bir tane de aşağı doğru bu dörde kadar çoğalttığımız yuvayı yapıyoruz. 3, 4 ve 5 zincir. Hemen bu dördüncü şöyle yuvanın içine sık iğne ile sabitledik. Evet arkadaşlar bakın bir tanesini yaptık bu şekilde oluşturduk. Şimdi diğer yaprağımıza aynı noktaya bu dörde kadar çoğalttığımız yerin şöyle dibine bakın kesim işlemi de hemen onun üstüne kesim işleminin hemen dibine de bir sık iğnemizle şöyle yaprağımızı birbirine tutturuyoruz. 5 zincir 5 zincirimi hemen bakın bir altına buraya bir tane yuva atlayıp ikinci yuvanın içine sık iğne ile sabitliyorum tekrar 5 zincir tepe noktasına sabitliyorum aynı işlemi tekrar bu tarafına yapıyoruz 5 zincirimizi hemen bir alta girip sık iğne ile sabitledim. Kameranın ışığını açınca daha güzel oluyor. Bozulmuyor demiştim ama çözünürlük birden kendini kaybetti. Herhalde nazarım değdi. Kameraya. Evet dördüncü tığ battı ya. Tam karşısına tığınızla da şöyle çizgi alabilirsiniz. Rahat görmek için. Aynı noktaya arkadaşlar bakın. Bu dördüncü tığ battının içine sık iğne ile bu şekilde sabitledim. Evet. Bakın buraya sabitliyorum ve 5 tane zincir. 5 zincirimi hemen bir tane atlayıp buraya ikinciye sık iğne ile sabitliyorum. 5 zincirimi çektim sık iğne ile sabitledim 5 zincir bakın arkadaşlar aynı noktaya bu şekilde sabitliyorum ve 5 zincir bu şekilde sonuncu yuvanın içine sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum şöyle iki tane de zincir çekip Şimdi sık iğne işlemine başlayacağız. Bu kenar yuvalarını yaptık. Sık iğnemizin yuvalarını yaptık. Şöyle arkadaşlar bakın. 5 zincirli yuvanın içine yine beş tane bu şekilde sık iğneli kirpikler yapacağız. Bakın bir zincirimi çekiyorum. Hemen içine girip sahte sık iğne zarif olduğu için sahte sık iğne yapıyorum. Yine bir zincir dibinde arkadaşlar vardı. Sahte sık iğneden sonra otomatik zincir çekiliyor ben de üzerine çekince iki oldu birini sökelim bu şekilde beşinciyi de yapalım ve yuvamızın bir tanesini sık iğnesini yapmış olduk sıradaki yuvanın içine geçiyorum şöyle bir tane de zincir çekiyorum aynı şekilde buraya da beş zincir 3 4 Yine beşinciyi de yapalım. Bakın bu şekilde. Hemen bu tarafına iki bir tarafta iki bir tarafta yuvamız var arkadaşlar. Bu tarafına da aynı işlemi yapıyorum. Bir zincir. Hemen yuvadan gir. Bir sahte sık iğne. Bir zincir. Yuvaya gir. Sahte sık iğne. Bir zincir. Yuvaya gir. Sahte sık iğne. Bir zincir yuvaya gir sahte sık iğne evet bakın şimdi sık iğne ile diğer yuvamıza bu şekilde geçiş yapıyoruz çok güzel oluyor arkadaşlar şöyle bu yuvayı da bitirelim arkadaşlar diğer yuvaya geçişimizi yapalım gerisini ben tamamlayayım üçüncü sık iğnemizi de bu şekilde yapıyorum dibinde bir zincir. Şöyle bakın sık iğne ile bu şekilde sabitliyorum ve yuvaya girdim. Sabitledim. Evet bakın buradaki yuvaya gir. Şöyle sık iğne ile sabitledim. Aynı arkadaşlar bütün geri kalan yuvalara da bu şekilde beşer tane sık iğne yapıp hemen geliyorum. Evet arkadaşlar son olarak da damarlarını atarak bitireceğiz. Şöyle hani 4'ten 3 eksiktiğimiz eksilttiğimiz bir yer var ya 1 2 3 4 onu 3'e azalttığımız yerin şöyle kenarlarında bakın birer tane yuva kalıyor ortadaki yuvadan ipimizi geçtik şöyle tam ortasından geçtik. Şöyle şeye de tutturabilirsiniz şöyle teline falan arkadaşlar Sabitlik kalsın diye. Ortadan geçirmeniz yeterli. Bu bakın bir altta dörde kadar çoğalttığımız yerin hemen ilk veya son yuvasından bu şekilde iğnemle çıkıyorum. Bakın 1 hemen alttan bu artırma işlemi yaptığımız yerden iğnemi bu şekilde çıkarıyorum kenar e, bu ilmeklerini bu şekilde yapacağız hemen buradan giriyorum ve burada köşedeki hani ipi tutturduğumuz yer var ya arkadaşlar Aslında orada da öyle aynı şekilde bakılırsa o yuvadan girdim Burada da aynı şekilde sık iğne ile ipi Tutturduğum yuvalar hazırlamaya tutturduğum yuvadan giriyorum ilk yuvadan bu şekilde şöyle net an gözüksün hemen aynı yerden yuvadan girdim iğnemle ipimi gerdirdim Bakın. bu şekilde şöyle bir şeyimiz ee, tohum olarak tohumunu attık arkadaşlar. Bakın bunu hem arka görünümü de bu şekilde. Buradan hemen geçiyorum bakın ilmeğin içinden geçiyorum. Şöyle sıkılaştırıyorum. Bu tarafını bakın sağlam oldu artık. Bunu e, zürafa taktiği ile buraya dikiyorum bakın. Şu şekilde iğnemi geçiyorum bakın ip de bu tarafta. İp tam ortasında kalacak arkadaşlar şöyle arasından şu iğnemle tam ortasından bu şekilde sağlamlaştırıyorum hemen bunu burada yakıyorum makasımı alayım ipimi koparayım bunu buraya yakarak sağlamlaştıralım Evet arkadaşlar bakın modelimiz bu şekilde oldu şöyle ara suyuyla beraber bu arkadaşlar kayamızı bir tık daha büyük yaparsak sanki yaprağımız çiçeğimiz kendini daha iyi gösterir gibi geliyor bana tabi yine de bu şekilde de çok hoş çok zarif oldu bu resimden direkt beraber yapma taktiği arkadaşlar bu şekilde ne çıkarsa bahtına gibi oluyor mesela daha önceden ben bunu hazırlamış olsam bir tık daha kayayı yüksek tutabilirdim ama böyle de çok hoş ve zarif oldu bence arkadaşlar birebir de aynısı oldu hiçbir farkı da Yok gibi bence. Yine de tabii siz bilirsiniz. Allah emanet olun ve hoşça kalın arkadaşlar.